Merhaba Şiddetlet izleyenleri, Barcelona'dan hepinize merhabalar. Barcelona'da Mobile World Congress'te yerli üreticilerimizin standlarında geziyoruz. General Mobile'ın da yeni telefonu merakla bekleniyordu. GM9 Pro'yu biliyorsunuz, çok fazla video çektik. Şimdi GM9 Plus çıktı. Elimde görmüş olduğunuz gibi GM9 Plus modeli duruyor. Tasarım olarak baktığınızda Plus ile Pro arasında büyük benzerlikler var. Arka tarafta özellikle farklılık hissetmeyeceksiniz. Telefonun ön tarafına baktığınızda bu sefer ekranın biraz daha büyüdüğünü, 6.22 inçlik çentikli bir ekranla geldiğini görüyoruz. Bunun haricinde donanımda bazı değişiklikler var. Teknik özellik detaylarına değineceğiz ama genel hatlarıyla GM9 Pro ile Plus'ın benzer modelleri olduğunu söyleyebiliriz ama AI ile farklılaşıyor. Şimdi teknik özelliklere gelelim. Biliyorsunuz Pro modelinde Snapdragon 660 işlemci vardı. Qualcomm'un bu işlemcisi AI desteğine çok fazla sahip değildi. AI desteği için Helio P60 işlemcisi kullanılmış. Helio P60 işlemcisi bildiğiniz gibi kendini geliştiren yeni nesil bir işlemci. Bu yüzden AI desteğiyle beraber telefon kendini geliştiriyor. Kamerada da sizlere bunun faydalarını gösteriyor. Birazdan çekim modlarına da bakarız arkadaşlar. Ayrıca günlük kullanımda da batarya optimizasyonlarında da General Mobile yetkilileriyle yaptığımız konuşmalara göre pil yönetiminde de yapay zekanın başarılı bir şekilde çalışacağı söylendi. Şimdi biliyorsunuz Android One kapsamında olduğu için Android 9 Pie ile beraber geliyor. Güncelleme tarafında da akıllarda şimdi şöyle soru olabilir. Biz burada teknik tarafla da konuştuk. Tabii sonuçlarına hep beraber bakacağız ama Helio P60 işlemcisi için Google'ın Android One platformunda daha hızlı güncelleme geldiği söylendi. Bakacağız yani güncelleme tarafında iyi sinyaller aldığımızı söyleyelim. Bakacağız zaten hem Android One güncellemeyi alıyor hem de P60 ile ilgili bu noktada şüpheniz olmasın. 3 GB RAM var. Normalde Pro'da 4 GB'tı. Bu modelde 3 GB RAM var. Dahili depolama ise 32 GB. Ayrıca microSD kartla hafızayı artırabiliyorsunuz. Kamera tarafında 12 megapiksellik ana kamera, ikinci kamera ise 5 megapiksel f1.7 diyafram değerine sahip. Pro modelinde f1.8'di, burada f1.7'ye düşürülmüş. Ön tarafa baktığımızda ise 8 megapiksellik bir kamera var. Ön arka iki kamerayla da portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yapay zeka desteğine sahip olduğunu tekrardan hatırlatalım. Ayrıca AR ile beraber Google Pixel'den de hatırlayabileceğiniz etiketler var. Bu etiketler General Mobile'le yaptığımız konuşmalara göre yerelleştirilecek. Yerel etiketlerle beraber AR'ı daha gelişmiş bir şekilde kullanacağız. Google'la ortak çalışmaları devam ediyor. Yani Pixel kadar belki olabilir, bunu göreceğiz. Ama AR tarafında ciddi hazırlıklar bu telefonda olacak. Şimdi hepiniz batarya merak ediyorsunuz. 3450 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Ayrıca GM turbo şarj teknolojisinde destekliyor. Yani hızlı şarj desteği de olacak. Telefon ne zaman satışa çıkacak? Nisan ayında çıkacak. Fiyatla ilgili bir bilgi henüz vermediler. Kura göre değişecek diyorlar ama benim beklentim GM9 Pro ile benzer bir fiyat aralığında olacağı yönünde. Çünkü bazı özellikleri GM9 Pro'dan iyi ama bazı özelliklerinde de biraz GM9 Pro ile farklılaşıyor. O yüzden benzer bir fiyat aralığında olacağını söyleyebilirim. Son olarak genel kasadan biraz bahsetmek istiyorum. Alüminyum bir kasa, ön arka Gorilla Glass ve tuttuğunuzda malzeme kalitesi açısından sizlere keyif verdiğini söyleyebilirim. Son olarak tabii denemeler yaptık, kullandık ama yazılım son sürümü değil. Sonuçta satışa çıkan bir telefon olmadığı için nihai sürümü değil. Özellikle AR tarafında, AR Core uygulamasında ciddi geliştirmeler olacak. Biz de telefon çıktığında son sürümüyle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki sizin yorumlarınız neler? GM9 Plus'ı beğendiniz mi? Yorumlarınızı aşağı yapın arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Son olarak kanalımızı takip etmiyorsanız takip edin. Takip ediyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.